Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Film başlıyor. Ufak çocuk deniz kenarında yürürken gizemli bir yumurta buldu ve annesinden gizlice kovasına koydu. Büyük bir malikhanede yaşayan çocuk yumurtayı gizleyebilmek için hırdavatların bulunduğu yere indi. Burada yavaşça yumurtayı temizlemeye başladı. Daha önce görmüş olduğu hiçbir yumurtaya benzemiyordu. Hem rengi değişik hem de boyutu büyüktü. Aradan bir gün geçti. Çocuk heyecanla yumurtanın yanına indi. Ama gördükleri karşısında adeta şoka uğradı. Bulmuş olduğu yumurta çatlamıştı. İçinden çıkan yaratık evin herhangi bir yerinde olabilirdi. Yavaşça etrafı kontrol ettikten sonra ufak yaratığı buldu. Oldukça şirin gözüken bu yaratık aynı zamanda saldırgandı. Ufak çocuk onu sakinleştirmek ve bağ kurmak amacıyla patates ikram etti. Hayvan oldukça aç gözüküyordu. Bu yüzden hiç düşünmeden onları yedi. Yavaş yavaş aralarındaki bağ kuvvetleniyordu. Ama o gün çok ilginç bir şey oldu. Evlerinin bulunduğu bahçeye yüzlerce asker geldi. Artık bu evi karargah olarak kullanacaklarını öğrendi. Bu ufak yaratığı hem ailesinden hem de evdeki askerlerden gizlemek zorunda. Oldukça obur olan bu yaratık sürekli acıkıyor. Çocuğun onu bir şekilde doyurması lazım. Ama evleri karargah olarak kullanılıyor. Bu yüzden istediği zaman yemek alıp veremiyor. Sonra aklına zeki bir fikir geliyor. Mutfakta bulunan çöp kutusunu alıp atölyeye indiriyor. Yaratık çöp kutusundaki sebze artıklarını büyük bir keyifle tüketiyor. Çocuk her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü anda annesinin tutmuş olduğu marangozun atölyede yaşayacağını öğreniyor. Bu yüzden yaratığı evlerinde bulunan banyolardan birine yerleştiriyor. Yaratık küvetin içerisinde gayet mutlu gözüküyor. Marangoz tamir için banyoya girdiğinde gördükleri karşısında nutku tutuluyor. Ve çocuklar kimseye söylemeyeceği hakkında söz veriyor. Ama bu ufak yaratık zamanla büyümeye başlayınca artık onu evde tutamayacakları anlıyorlar. Bu yüzden göle salmaya karar veriyorlar. Yaratık suyla buluştuğunda çok mutlu oluyor. Ama balıkçılar için aynı şeyi söyleyemeyiz. İki balıkçı gölde avlanırken oltalarına devasa bir şey takılıyor. Balıkçılar tutmuş olduğu şeyi çekmeye çalışsa da güçleri yetmiyor. Bir müddet sonra kayıkları hareket etmeye başlıyor. Tutmuş oldukları şey o kadar güçlü ki kayığı devasa hızlara ulaştırıyor. Balıkçılar korkudan misinayı kesmek zorunda kalıyor. Biraz nefes aldıktan sonra etrafa baktıklarında yaratığın silüetini görüyorlar. Gece olduğunda bara gidip başlarından geçen her şeyi insanlara anlatıyorlar. Bu olayın büyük turist çekebileceğini düşünüyorlar. Sabahın ilk ışıklarında sahte bir yaratık yapıp gölün üzerinde fotoğrafını çekiyorlar. Fotoğraf çok geçmeden gazetede yayınlanıyor. Bunu gören askerler yaratığı avlamak için hemen denize açılıyor. Ama bulaştıkları yaratık o kadar güçlü ki tekneyi çok rahat bir şekilde alabora edebiliyor. Olayı duyan diğer askerler ve çocuğun ailesi hızlıca sahile iniyor ve gördükleri karşısında adeta şoka uğruyorlar. Ufak çocuk yaratığın kurtulabilmesi için ona yolu gösteriyor ve yaratık rahat bir şekilde açık denizlere gidebiliyor. Filmi sevdiyseniz Sinema Defterim kanalını takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.